Rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Biyedihi melekutu külli şey lehu makalidu semavati vel ard. Ve min şeyin illa indena hazainuhu. مَا مِنْ دَابَتِنْ اِلَهُ وَاَخِذُ مِنْ اَسِيَاتِيَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Lemalardan sayfa 355. İnsan, şu kainatın hakaiklerine bir vahid-i kıyasidir, bir firistedir, bir mikyastır ve bir mizandır. İnsan tariflerine bak, insan nasıl tanımlanıyor, nasıl tarif ediliyor. Bir de okuyayım. İnsan nedir? Bu manada insan şu kainatın hakaiklerine bir vahid-i kıyasidir, bir firistedir, bir mikyastır, bir mizandır. Şimdi niye bunu seçtim? Ne ararsan, ne ararsın Şam Buhara'da kendi hakikati kendinde ara. Sırınca neyin var derdin, neyin sıkıntın var, neyi çözmek istiyorsun, nereye varmak istiyorsun, nereye gitmek istiyorsun, ne olmak istiyorsun, mutlaka kendinde var o. Sende o. Başka bir yerde arama. Ne istiyorsan sende. Çünkü insan kainatın hakaiklerine tecelli eden esma. Allah kainatta Allah'lık yapıyor. Bir ayet-i kerimede mealen oyun oynamıyoruz diyor. Ya bak şimdi. Kainat niçin yaratılmış? Allah'ın niyetini nereden bileceğiz? İnsanla. İnsan bir vahid-i kıyasidir. Kıyasidir. Kıyas etme aleti. İnsanı çekip çıkarırsanız kainat manasızlığa gömülür. Kainat derken şu dünyadan bahsetmiyor. Bu 18 bin alem. Mesela insanlığı kaldır. Cebrail'in manası var mı? Tamam. Çok tuhaf değil mi? İnsanın cirmine ne bakıyorsun? Allah Allah. Yani oraya hatırıma geldi de onu bir okuyayım. Bak, hey gidi kardeşim, hey. İmam Ali diyor ki, insanı tarif ederken, kaçıncı sayfaydı? He? İnşallah. Diyor ki, 187. İmam Ali'nin ve tez'umu enneke cirmun sahirun ve fiken taval alemun ekber. İnsan küçük bir cisim ise de, yani bedensel itibariyle bir et parçası, donmuş et parçası gibi gözükürse de, büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Büyük alemi içine alacak kadar, o 18 bin alemi içine alacak kadar büyüktür. Neresi büyük? Ona bakayım. Oysa 60 kilo geliyor. Bak şöyle diyor. İnsan arza nispeten bir zerredir. İnsan dünyaya göre, şu dünya kütlesine göre bir zerredir. Arz da kainata nazaran zerredir. Böyledir. Yani varlığa göre dünya bile toz bile olamaz. İnsan da dünyaya göre bir zerredir. Peki nesi büyük insanın? Neresindedir bu? Zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Fakat İnsanın taşıdığı ruha,
kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alemi şehadet yaşadığımız dünya dardır. İnsanı istiyap edemez, içine alamaz, tartamaz, izah edemez, yorumlayamaz. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatların meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak alemi ahirettir. Bak, insana takılan ruha, kafasına taktığı akla, kalbine beslediği istidada nispeten kainat, varlık küçüktür. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatların meyillerini tatmin ve teskin, susturacak, tamam, of be diyecek, gıdası olacak ancak diyar ahirettir. Arkadaşlar, ahiret dünyanın bitişi değildir. Ağaç çekirdekten çıkmış, ağaç çekirdeğin bitişi değildir. Patlamasının dışa vuruşudur. Buna şey denilir, inkışağının inkışafıdır. Patlamasından ortaya çıkan sistemdir. Dünyada ne olur, o çekirdeği bir hayal et. Çınar ağacını hayal ettin mi arkadaşlar? Çınar ağacını hayal et. Ettik mi Suat? Çınar. Neyse hatırına geldi, böyle bir çınar var mı kafanda? Evet, mesela büyük bir çınar. Mesela deyince benim Bursa gidiyor. Bir de Kırıkhan'da gidiyor böyle çınar. Ufacık bir çekirdekten çıkmış. İşte o çekirdek aynı dünyaya benziyor. O ağaç oradan çıktı ama ona hiç benzemiyor. Ahiret. Ağaç neredeyse çekirdek oradadır. Çekirdek neredeyse ağaç oradadır. Dünya neredeyse ahiret oradadır. Ahiret neredeyse dünya da oradadır. Dünya ahiretin üzerine ten teneli bir perdedir. Falan yerde değil. Nasıl bir şeyse. Karakollar var, karakollar. O alemlerin burada karakolları var. Şimdi diş devletlerin Türkiye'de konsoloslukları var. Ticari mekanları var. Satın aldıkları yerler var. Bir de sömürgesi ise sömürge yerleri var. Yani bir devlet bizim ama o konsolosluğa, o mekana, o sömürge parçasına sen karışamıyorsun. Mesela hiçbir konsolosluğa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanamaz. İçerisine. Memur kanununu kendisi iş yapar. Vesaire, değil mi? Çünkü ayrı bir devlettir. Arkadaşlar, aynı dünya böyledir. Dünyanın içerisinde alemler aynı böyle müstemleke daireleri, konsoloslukları var. Lemalar 282'de anlatıyor. İnsan o alemin cemidir. İnsan şu kainatın hakaiklerinin bir vahidi kıyasıdır. Kıyas aletidir. İnsan bir noktadır. Nokta şu. Ataman, yaz bakayım kompozisyon. Mesela mahiyet insani birdir, inkısamı gayri mümkündür. Ataman, bunu bir kompozisyon yap. Giriş, gelişme, sonuç. Yaptın. En sonunda ne koyarlar? Nokta. Ene ve zerre ve ene. Nokta ne demek biliyor musunuz? Tamam. Yazı bitti. Bundan sonra yazı yok. Ne demek? Allah kainatı yazdı. Nokta. İnsan. İnsandan sonra başka bir şey yok. İş ciddiye bindi. Allah Allah. Noktasın nokta. Sonundan sonra artık baş harf, büyük harf yok. Haşiye varsa var. Noktadan sonra değil o. Dipnottur. İnsan noktadır. Sayfa bitti. Yazı bitti. Böyle bir şeysin. Çöplük harcama.
İnsan kainata bir Filistedir. Kitabın arkasındaki Filiste gibi. İnsan kainata bir mikyastır. Kıyas aletidir. Yani mesela ustad öyle diyor ya, ben bu evi tanzim ettim. İlmimle tanzim ettim, değil mi? Allah da bu kainatı tanzim etmiştir. Ben nasıl kurduğum sisteme bana itaat edilmesini istiyorum. Kanunumun işlemesi lazım. Allah da buraya yapmış gibi. İnsan böyle kendi küçük ölçüleriyle Halık'ın külli ölçülerini anlıyor. 4-5 İnsan bir ölçü aletidir. Mesela şöyle. Bak, çay içiyorum. Lezzet aldım. Ölçü. Başka? Muhabbet ediyorum. Muhabbet. Bir şey anlatacağım. Çok hoşunuza gidecek. Muhabbet. Var değil mi çocuğunuzu, şunu seviyorsunuz, seviyoruz. Allah'tan gelmiş ama bizim muhabbetimiz, Allah'ın muhabbeti bizim muhabbetimize hiç benzemiyor. Şöyle diyeyim. Bu masayı yapan masadan öncedir. Masaya benzemiyor. Tamam? Bir daha. Bu masayı ben yaptım. Masaya benziyor muyum? Benzemiyorum, ben yaptım diye. Masadan önce mi? Evet. Benim aramla masayı hayal edin. Masayla benim aramdaki fark. Bütün insanlardaki merhamet, merhamet ilahiyeden gelmiş ama bizdeki merhamet Allah'ın merhametinin yanında cilve, cemal, nakış sanatıdır. Hiç alakası yok onunkisiyle. Peki ne var burada şaşıracaksın müjde diye? Allah'ı umduğun gibi de bulmayacaksın. Daha iyi bulacaksın inşallah. Bizim bildiğimiz cinsten Allah'ın merhameti olsa, hani şöyle diyeyim, böyle hani affedersiniz böyle Cenab-ı Hakk'ı şey düşünse sığır, ulan ben otu böyle yiyorum, bir kilo alıyorum bir lokmada, beni yaratan Allah böyle ormana kadar otu yiyor. Ne kadar tuhaf, ne yapsın, başka neyle düşünecek? Benim 4 ayağım var herhalde, beni yapanın 40 ayağı var. Herkes sanatkarını kendi cinsinden düşünür, değil mi? Ama değil, değil mi öyle? Sığırın Rabbini düşünmesine bakın ne kadar gülünç oldu. Sen de benim merhametim gibi onun merhameti var değilsen gülünçtür. Mahlukatın merhametidir o. Halik'in merhameti öyle değil. İnsan cinsindeki merhamet değil. Müjde neresi bunun? İnsanlarda cari olan merhamet cinsinden değil. İnsanlardaki merhamet, aşk, şefkat, Allah'ın merhametinin cilve, cemal, nakış, sanatıdır. O nasıl bilmiyorum. Bu benim sanatım mı? Bana benziyor. Sendeki merhamet de Allah'ın merhametine böyle benzemez. Ancak şöyle demiş İmam-ı Rabbani Hazretleri, o hadisi zikrediyor. Bütün validelerdeki merhamet ve şefkat, insanlardaki merhamet ve şefkat, damla olsa Allah'ınkisi okyanus. Ama o zengin olduğunu ima ediyor. Bir damla okyanus. Evet, bir damla gözükmeyecek kadar küçüktür ama o cinstendir. O da su, o da su. Benim söylediğim o değil. Yani bir damla da sudur, okyanus da sudur. Benim dediğim o değil. Bizdeki merhamet, onunla hiç alakası yok. Yani büyüktür, çoktur demiyor. Benzemiyor. Külliyattan yeni bulduğum bir şey bu. Yoksa bir damla su, okyanus suyuyla, mahiyet itibariyle aynıdır. Yani aynıdır, çoktur, işte azdır. Allah'ın çoktur, bize azdır. Hayır. Keyfiyetini bilmiyoruz. Bana bu ne sağlayacak? Tamam da dedin, ne yani böyle ilmi furuşluk mu yaptın? Ne işime yarayacak? Bana faydasını söyle. Böyle bir merhamet seni kucaklayacak inşallah. Böyle bir merhametin kucağına atla namaz ile, ubudiyet ile. Umduğun gibi de görmeyeceksin. Hevallahi. Daha acayip.
namazı vaktinde kılan, akabinde tesbihat yapan, haftada bir gün derslere giden, elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar haramlardan uzaklaşan, 7 tane kesin yapmayacak, internet televizyonlardan uzak duran, yani acayip garip mabuk bir şeyler söylemiyoruz. Bunlardan uzak duran Allah'ın izniyle çok acayip Rabbini görecek. Çünkü o beşiril lezine amenu ve amilu salihat ila ahirah. Diyor ki iman edip salih amel işleyenlere müjdele. Müjde ne demektir anlatıyorum. İş atacağız da geçiyor. İşçi diyoruz ki müjde sana ay sonu maaş var. İşçiye ay sonu maaş vermek müjde midir? Hak mıdır? Haktır. Ona müjde denir mi? Denmez. Ama işçiye desen ki müjde sana, yani maaşın dışında bir şey var değil mi? Allah diyor ki وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا صَالِحَاتِ. İman edip salih amel işleyenlere amellerinin karşılığı değil, başka bir şey. Allah olduğu için onlara müjde ediyor. Müjde ne demek? Umduğun gibi değil demektir. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Gerisi hikaye. Kabir varmış olsun. Allah var. Allah'ım var benim. Yeter ki onunla aran iyi olsun. Gerisi hikaye. Aran iyi olsun. O da söylemiş. Benimle aran iyi olması için diyor. Benim Habibime uy. Değil mi? İn küntüm tuhubun Allah'a fettebiyonu yuhbukum Allah. Değil mi? Allah'ı seviyorsanız Allah'ın sevdiğine, uyun dediğine uyun. Merhametin üzerine örtüyor. Aferin. Şeytan benimle yarışıyor. Bu, bak onu da diyeyim. Şeytan da bizim Allah hakkındaki hüsnü zanımızı kapatmak istiyor. Hep Allah ile korkutmak istiyor. Hep Allah deyince ceza anlıyoruz. Tövbe estağfurullah. Sanki ceza veren savcı gibi, hakim gibi. Allah deyince, din deyince hemen ceza hatırlıyor. Lan niye merhamet hatırlamıyorsun? Biraz da şöyle geliyor bana. Kişi para toplayacak camide, cehennemle tehdit ediyoruz. Namaz kıldırtacağız, namaz anlatıyoruz, cehennemle tehdit ediyoruz. Anne babasına itaat et, cehennemle tehdit. Niye anlatırsak cehennemle, kafamızın üzerine cehennemi tehdit unsuru. Zaten ondandır ki camiye kimse gitmek istemiyor. Tehdit var demiş. Oysa Allah böyle hakikaten biz bir hani şu olmadığını bir şey anlatma. Tamam dede. Rahmeti gadabını, cennet cehennemini ümit vermek, korkutmayı aşmış değil mi? Ama ne zaman gidersem hep tehditle karşılaşıyor. Ona ne zaman aşacak bu rahmeti gadabını ya? Anladın? Peki ama bir ayet-i kerime de var, hemen hatırımıza geliyor. Her türlü şeyi şekilde yaşa, istediğin gibi şeytan da sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. O da ayet. İstediğin gibi yaşa, Allah'ın istediği gibi mükafat iste. Ebu Cehil gibi yaşa, Ebu Bekir gibi makama. O da yok tabii. O hacı babanın böreği bile değil yani. Mesela kainatta lef-i muhafuzun gayet katı bir delili vücudu ve bir numunesi insandaki kuvve-i hafızadır. Mesela 18 bin alemi hulasası olduğu için insan lef-i muhafuzun vücudu insandaki hafızadır, dimağıdır. Ve alemi misalin her şeyin fotoğrafı alındığı alem var. Ona alemi misal deniliyor. Onun vücuduna kat'i delil ve numine kuvve-i hayaliyedir. Allah Allah. Sahili yok ha hayali. Ne kadar acayip. Yani hapishaneyi cennete çeviriyor. Ben gözünü kapat. Oho! Abi hayal. Adı hayal. Hayal hayal değil. Adı hayal. Kendisi canlı ve ruhludur. Ne dizersen, kurgularsan hayal, aynı varmış gibi yaşarsın. Öyle değil mi?
Gaybden bahsetmiyorum. Birisini koydum böyle karşına hayalen, nasıl düdünüyor dedi falan, kafasını kıracağım, vücut aynı değişiyor. Vesaire. Evet, nasıl ki insanın anasırları, insanın elementleri, vücudunu meydana getiren yapı taşları, kainatın unsurlarından, insanın kemikleri, taş ve kayalardan, insanın saçları, nebatat ve eşcarından, bitki ve ağaçlarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, bak gözü, bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları, arzın çeşmelerinden, madeni sulardan haber veriyorlar, delalet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de. İnsanın ruhu alem-i ervahtan, insanın ruhu ruhlar aleminden. Hani dedik ya, neresi büyük bu kadar? İnsan cismen böyle ama hani çipler var, çipler. Hafıza kartları. Kocaman külliyat içine atarsınız. 10 tane, 20 tane video atarsınız. Bir sürü insan sesleri var. Resimler, ama kiloda hiç değişiklik olmaz. CD'ye film var. Boş CD ile içinde film olan CD. Kiloda değişiklik var mı? Yok. İçindedir diyorsun, kimse yok. Ne hacmi var, ne kütlesi var. Aynı. Neresinde? Mesela çip taş diye var ya, hafıza kartı. Cep telefonlarımız. Ben mesela cep telefonumda hafıza kartı var. Bütün külliyatım orada. Kendi külliyatım yani. İnsan o şey değil. Yani skanla yapılmış, fotoğrafı çekilmiş. Bir sürü doküman, her şeyim orada. Kaç tane defterim var. Ama tartım, kilosu yok. Nasıl oluyor? Hah, insan da böyle. Çip gibi düşün insan. Böyle bir çip. Abim oldu mu? Oldu, oldu. Biraz geç duyuyor. He? Geç mi duyuyor? Sana diyor ha? Hala duyuyor. Çok iyi. Tersini söyleyeyim. Kilosu yok. Isının, ışığın, rengin, nurun, odunu meydana getiren dumanın. Ama odunun dumanı var. Allah. Ben çip mesela, değil mi? Güzel bir misal. Allah Allah. Yani sen, biz de böyle çip gibiyiz. Ama bütün alemler, filmler içimizde. İnsan çok orijinal bir şey. Ha! Aferin, bunu bekliyordum senden. Ne dedin? Ses gene gitti. Sen orijinal diyorsun. O zaman insan çok orijinal bir şey dedi. Çok da var. Acayip. Çip gibi. Acayip oldu değil mi insan? Çipin de çipi. Çipin de çipi. Çipi de yaptığı için. Çipin de çipi. Yani kendini bir çip olarak düşünün. Hafıza kartı. Abi ne var içinde? Bilgisayara takacaksın. Peki, insan bir çiptir. İnsan nedir? Nerede göstereceksin? Haşir meydanında bilgisayara takacaklar, çıkacaksın ortaya. Neler var sende? Neler yüklemişsin? Hardal tanesi kadar kulbe-i hafızadan neler çıkacak, neler? Aman yarabbi. Tek güveneceğimiz bir yer var. Ya bir şey söyleyeyim size ya. Hayalen kabre girdim dedi ustad. Kabir, karanlık, soğuk, dar, kimsesiz. Dört tane. Kabir, soğuk, dar, karanlık, kimsesiz. Bak ustad ne diyor? Atama bak, iyi dinle. Sonra diyor, yalnızdım diyor, o dört tane. Soğuk, dar, kimsesiz falan, karanlık. Tevahuş ettim, tevahuş. Hani vahşet. Fakat biraz sonra bir baktım ki diyor, iki tane Münker Nekir denilen melek geldiler dedi. Kabrimi genişlettiler, nurlandırdılar, yalnızlığımı giderdiler diyor. He?
Ha, iki tane dost melek geldi. Benimle diyor, tatlı tatlı sohbetler etmeye başladılar diyor. Ha, benimle sana çektiler dedim ya. Ne diyor dedi? Benimle tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Sohbet ettikçe kalbim genişlendi, nurlandı, yalnızlığım gitti diyor. Nerede olacak peki hesap? Ben de anlamadım. En iyisi çay içmek lazım. Allah Allah. Soru burada soruluyor. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriliyor. Orada yüzüne karşı okunuyor. Orada sohbete dönüşüyor. Peki devam. Hasan abi bunu niye söyledin? Ya Allah razı olsun. Ne yapayım? Köye bağırıyorum. Belki köyde birisi çıkar. Kim varsa. Niye söyledim? Kalsın. Ne yapayım? Aynen öyle de insanın ruhu alim ervahtan, hafızaları lef-i mahfuzdan, kuvve-i hayaliyeyi adam gibi yaşa. Adam gibi yaşarsan adam gibi muamele görürsün. Hesap denilen şey sohbet şekline dönüşür. Ne haber, nasılsın, ne yaptınız, iyi misiniz? Hesabın kendisi sohbet. Tatlı tatlı muhasebelerde, sohbetlerde bulundum diyor. Yalnızlığımı giderdiler diyor. Karanlığımı nura çevirdiler diyor. Soğuktu diyor, ısındı diyor. Dardı diyor, genişlendi diyor. Ödüm patlıyor ben Münker Mekir deyince. Oysa onlar gelince bunlar oldu. Ya Rabbi bize de öyle nasip et. Amin. Müslümanlara öyle nasip et ya Rabbi. Allah'ım Müslümanlara öyle yap. Allah'ım ahirette aynı öyle yap. İnsanın en büyük meselesi kabirdir. Daha önce ölen var mı? İlk defa rastlayacaksınız. Ve ölüm orijinaldir. Sanayi değildir. İlk defa olacak. Korkmayın. Namaz kılmıyorsanız, ki mümkün değil bu şey, size işte namaz kıldığınız için söylüyorum. Ama fetret tehli değilse, Sibirya'da kutuplarda yaşamıyorsa, ama namazsız girmişse, ben pozitif insanım, çok severim. Yani negatif adamı da sevmem, onu da konuşmam yani. Ama ben bulamadım. Namazsız gireni, kurtuluşunun olabileceğini ben görmedim. Namazsız girenin hiç şansı yok. Pozitif insanım, ne olur kabul edin. Bir teselli bulsam ben onu çapını çok genişlendiren bir insanım. Ama namazsızın bir şeysini, kurtuluş esbabını görmedim. Tek bir tane bir şey gördüm. Ya deli ise, ya çocuksa bu uçağına gelmemişse, ya hayvansa, 4 Gazali'de buldum, ehli fetretse. Yoksa, namazı yoksa hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Keşke bulsam ama diğer noktalarda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın hesabı asan olan hesabı suhuletli olur. Ondan sonra gerisi gelir inşallah. Yani namazına dikkat et. Derslerine, sohbetine devam et. Tamam, namazına mutlaka kazan varsa Allah rızası için hemen başla. Bak yalvarıyorum. Kazan namazın varsa hemen başla. Yarın yok. Bugün başla. Dersten sonra yatsıyı kazasını kıl. Sonra bana orada dua edersin. İyi ki başlamıştım. Niye? Bu sözümü duyan kim ise, kim duyduysa, şu anda kim duyuyorsa sana söylüyorum. İnan bana ömrün pek yok. Ömrün çok az. Aynen öyle de insanın ruhu alem ervahtan,
hafızaları lef-i mahfuzdan, kuvve-i hayaliyeleri alem-i misaldan ve hakeza, her bir cihazı bir alemde haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat-ı şehadet ederler insan. İnsan böyle bir alem. Ya insan böyle küçük bir şey mi zannediyorsun? Çip gibi bir şey işte. Ama bütün alem içine almış. Ve çok tuhaf. Bütün alem içine almış, kendisi alem dedi. Bilmiyorum ben de. Nerede? Ya sen basit mi zannediyordun kendini? Şey keyif veriyor değil mi insana yani? Tabi Allah bana ne kadar değer vermiş ya. Geldi öyle basit basit korkularda gümül ya. Ya korkuyorum, kalbim bir şey olacak, tansiyonu bilmem ne olacak. Yok bu oldu, atağım var, panim var. Paniğini sevsinler ya. Bunlarla ne uğraşıyorsun ya? İş mi yani bunlara sana göre? Zaten. Bunlar neymiş yani? Panik varmış, paniği sevsinler. O abi sen, ya kardeşim bunlar hep yaşamış, yaşatmış Allah bana. Senin o yaşadıktan belki de 10 katını yaşamışım. O zehir verdikleri zaman, zehir aldığım zaman. Kaç defa. Ayağıma sıktıkları zaman, o sıkılınca ayağına, o dakika psikoloji ne olur anla. Mermi patlıyor, gözün kapalı, ayağına sıkılıyor. Psikoloji, ben yaşadım diyorum size. Bu psikoloji. Neymiş ki? Risale-i Nur sesli oku, muhatap ol, tefekküre alış. Tefekkür mesleğinde git bakayım bir şey oluyor. Nasıl çıkıyorsun dimağda? Ateş burada kardeşim, tefekkürle çıkıyorsun dışarıya. Ya, niçin söylüyorum biliyor musun? Öyle kürsüde öyle atıp tutmak kolaydır deme diye. Ben yaşadım. Kürsüden atıp tutmuyor. Senin yaşadığının 3 katını en az yaşamışım. Söylesin bir tanesi, ayağına mermi sıkılan var mı? İşkence gören var mı? Peki onun psikolojisi olmaz mı bizde? Dişi kırılan var mı işkenceden? Yaşadığım diye söylüyorum, kürsüden atıp tutmuyor. Risale-i Nur okumak çıkartıyor seni hepsinden. Çıkartıyor seni yani, dışarıya çıkartıyor. Ve onlar ne oldu? Malzeme oldu, tefekkürüme malzeme oldu, şüküre malzeme oldu. Müslüman kardeşlerime yardım etmeye malzeme oldu, kullanıyorum onu. Allah bugün bana inşallah yarın dersi çıkıp kullanacağım. Allah güzel bir şey verdi mesela. Onunla alakalı bir yazı yazdım bugün. Çok güzel bir şey. Vesveseyle ve panikle alakalı bir şey yazdım. Bak veriyor işte. Onların malzeme oluyor. Yani şimdi demek istiyorum arkadaşlar bunlar. Yanlış anlamayın. Takılıp kalma ne olur. Bu neymiş ya? Meşgul olma. Meşgul olmamak da bir ilimdir. İlim onu tard eder. Yani ona cevap arama. Cevap vermemek değişik bir cevap verme ilminden değil, daha değişik bir ilim o. Vermeme ilmi. Onu buldum. Allah nasip etti. İlim onu tard eder deyince cevap zannediyorsun. Cevap ilmi. Yani cevap vermek, onu izah etmek, o ilim zannediyoruz. Meşgul olmama ilmi, cevap vermeme ilmi. Çünkü köpek var diyelim, ahire alacağım. Tamam ki abi. Şimdi köpek. Köpeği çağırıyorsun, gelmiyor. Bir et parçası koy oraya. Koy bir tane daha. Bir tane de buraya. Bir tane de. Böylelikle ahire koyar mısın, koymaz mısın? Köpeği, sığırı da alt. Biraz koy, biraz da koy. Alır mısın ahire? Alırsın değil mi? Koya koya. Soruyla, sorulara cevap. O cevap verirken bir soru daha. Ona cevap verirken bir soru da, ona cevap verirken bir soru da seni ahıra çekiyorlar. Şeytanın bu tuzağı. Şeytanın elinde ne var biliyor musunuz? İlim. Şeytanın elinde ilim var. İlimle karşısına çıkamazsın. Abi ilim onu tard eder. İlmin içerisinde bir ilim var. Meşgul olmama ilmi. Meşgul olmama ilmi. İlmi kıblesine koy, sadakat. İlmin kıblesi sadakattır. Neyse onu işleriz inşallah. Kainatın lef-i mahfuzuna
gayet katı delili vücudu bir numunesi insandaki kuvve-i hafızadır. Ve alemi misalin vücuduna katı delil ve numune kuvve-i hayaliyedir. Ve kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve numunesi insandaki kuvvelerdir. Latifelerdir herkese. Kainatta ruhaniler var değil mi? Cin var, şeytan var, melek var, ruhaniler var. Ona delil nedir? İnsandaki kuvveler ve latifeler. Mesela öfke, gadab, hiddet şeytandan, cinden bahsediyor. Merhamet, şefkat, haya, itaat, bu latifeler de meleklerden bahsediyor. Haber veriyor. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik-i imani şuhut derecesine gösterebilir. Küçük bir mikyasta hakaik-i imani bana neydi hakaik-i imani? Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ahire bil kader hayri ve şerri. Hakaik-i imani var ya, altı tane iman esası. Allah'a iman da dahil insanda gözüküyor. Ne dedi? Bak ona göre bir de dinle. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaiki imaniyeyi şuhut derecesinde gösterebilir. İnsan şuhutta ne anlayacağız? Ha? Benim sizi gördüğüm gibi. Bak. De şuhutta ne anlayacağız dedi. Ben seni nasıl görüyorsam. Başka? Şuhut. Bir de şahit olmak. Şahit olmak. Arkadaşlar, bilmiyorum bu kürsede demiş miydik? Kör olası cehalet Allah'ı görmüyor zannediyor insan kendisini. Bak, kulakla gözüken, gözle gözüken aynı mıdır? Burunla, dille gözüken. Bak, dil tadı görürken burun, öyle mi? Kokuyu görüyor. Kulak sesi görüyor. Göz renk ve şekilleri, tamam mı abim? Aklın gördüğü de farklı, kalbin gördüğü farklı, ruhun gördüğü farklı mı abim? Evet. Tamam. Şimdi namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Peki tam orada. Burada riya olmaz. Bazı namazlarında böyle tatlı bir hava olmuyor mu sende? Böyle tatlı, böyle oh, bitmeyesin geliyor değil mi bazen? Bir Kur'an'dır, bir sohbettir. Ama daha çok namaz değil mi? Bitmesin. Ne demek biliyor musunuz o? Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı gördüğünü gösteriyor. Ondan mı ayışıyor? Abi nasıl bir şey, ne diyorsun ya? Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı müşahede ettiğini göz seviyesinde aradığı için, bu seviyeye indirdiği için, tabii ki Allah renk ve şekil, ses ve koku, tat cinsinden, dokunma cinsinden olmadığından vicdandaki Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı görmesini göze, gözdeki görmeyi gibi beklediğinden Allah'ı görmüyorum zannediyor. Oysa Latife Allah'ı görüyor. Ondan zaten İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Mesela misal vereyim size. İmam-ı Bakır veya Zeynel Abidin. İkisinden birisi. Hangi? Şu anda hatırlayamadım ama ikisinden birisi. İmam, tamam mı? Namaz kıldırıyor. Bak. Onun namazına bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Gelmedi. Oraya gelmedi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Oraya geldi. Orada durdu. İmama ağlıyor, kıvranıyor. İyya diyemiyor.
kıvrandı, 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 kıvrandı. Ondan sonra en sonunda ne zaman, ne kadar geçtiyse bilmiyorum. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in ihdinassıratal müstakim diye devam etti. Niçin olmuş biliyor musun? Oraya kadar geldi. Allah nasıl bak görüyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o. Alemlerin Rabbi o. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O din günü sahibi, ahiretin sahibidir. O. Durdu. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ne demek? O değil. Sana ibadet ederim. Yalnız sana ibadet ederim. Ve yalnız senden ibadet ettiğim için yalnız senden yardım istiyorum. Yalnız sana ibadet ederim nasıl diyeyim? Ya Allah bana dese ki onu söylerken. Ey riyakar, hakikaten sen bana mı ibadet ediyorsun? Bana mı tapınıyorsun? Sen bana mı yapıyorsun? Bana şirk ehli der korkusundan Allah onaylamadıkça o ayet okuyamadı. İyyâke ne'budu, yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım. Yalnız bana mı ibadet ediyorsun? Bir sürü putlar var değil mi atemimizde? Der Allah beni diye, bana der diye. Hadi oradan, sen bana mı ediyorsun? Nerelere iman ettin, putlaştırdın der diye geldi, sustu. Ne oldu? Allah onayladı Celle Celaluhu. O kadar güzel bir Allah işte. O kadar hoş bir Allah. Böyle bir Allah var işte. O anda kalbine dedi ki, tamam de. Allah onaylayınca, İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in diye binmiş. Ne anlatacağım biliyor musun? Tam orada, oraya kadar gaybane muhatap, oradan sonra hazırane huzur makamı başlıyor. Arkadaşlar sana şurada başlıyor, senin şu alakalı. Namazda veya Kur'an'da, şu anda da, şu anda rahatlık yok mu? Var. Var. Ne demek biliyor musunuz? Latife-i Rabbaniye konuşulan meseleye muhatap olmuş. Hakikata. Vasata geldi. He, vasata. Ama namazda ise müşahadeye geçiyor. Çünkü İradenin vazifesi ibadetullah. Vicdanla bahsediyorum ha. Soğan kabuğu gibi düşün. En dış tarafta irade. Vazifesi ibadetullah. Gir içeriye. İradeden içeride daha ne var? İrade şey vicdanda. Zihin. Vazifesi marifetullah. Gir içeriye. Ne var? İrade, zihin, his. Vazifesi muhabbetullah. Gir içeriye. Latife-i Rabbani vazifesi müşahadetullah ahirette yapmayacak ki burada var. Ahirette rüyetullah var. Müşahadetullah burada var. Ahirette değil ki bu. Arkadaşlar müjde bu biliyor musunuz? Bizim Latife-i Rabbani'miz Allah'ı ama derece derece tabii. Yani bir hurma çekirdeğinden hurma meyvesine kadar ne kadar meratip var. İşte Zeynel abidin böyle ne hissettiyse. Peki senin Latife-i Rabbani Allah'a müşahede ettiği benim cinstendir. Şöyle. Oh. Oh. Elhamdülillah. Bari hani lezzet alıyorsun ya namazda. Ha o vicdan ve vicdanın içerisindeki bir birim Latife-i Rabbani'ye Allah'ı görüyor. Ama bak görmeyi bir daha göze indirgeme ne olur. Gözün gördüğü, kulağın gördüğü, burnun gördüğü, dilin gördüğü, elin gördüğü. Kaşınmayı gör hadi. Gözüm de görmez. Evet. Bak, kaşınmayı bu görüyor. Bak. Bunun aldığı lezzet dokunmayla gözün aldığı ayrı bir şey. Ha. Şimdi, niçin bu kadar uzattım? İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaneyi şuhut derecesine gösterebilir. Bu hemen zihnimize gelir. İnsan nasıl şuhut derecesinde Allah'a iman, Allah'a iman, Allah'a iman, Allah'a nasıl şuhut gösterebilir diye bu saadetten dolayı izah ettim.
gösteriyor işte ama farkında değiliz. Ne olur kendini böyle televizyonların önünde, cep telefonlarının oyuncağı olma. Ne olur internetlerle oyuncak olmamak lazım. Sevgili kardeşim. İşte insan meskul vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Bir daha insan meskul vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var. Hizmette işlem var mı kardeşim? Maddi ve manevi hizmetin altına elini koyuyor musun? Namazı beş vakit kılıp akabinde tesbihat yap. Hizbul Kur'an oku. Kur'an'da evradın olsun. Televizyonlardan, internetten uzak dur. Kaza namazına başla. Tamam. Haftada bir defa en az sohbete git. Tamam. Yoksa hap içeceksin. Ya bir arkadaşlarla seyahat et, sohbet et. Üç tane şey seni psikolojini atlatır. Sohbeti ihvan, tilavetül Kur'an, münacatı Rahman. Değil mi? Allah Resulü sıkılınca ya namaza sığınırmış, ya sohbet edermiş, ya Ebu Bekir Sıddık'a girermiş, ya Hatice radiyallahu anh'a hanımıyla sohbet edermiş, ya Bilal Habeşi'ye ezan okutturulmuş, ya da Ebu Said radiyallahu anh'a Kur'an okutturulmuş. Altı tane sayım. Ezberden yani. Mesela ben bunlardan bir tanesi sohbetten çok şey yapıyorum. Derslere katılıyorum tipimi değiştirerek. Bir yere katılıyorum. Namaza giriyorum. Namaz kılıyorum. Namaza arkadaşlar mesela gündüz dua namazınız var. İşrak namazınız var. Ebu Vabin namazı var. Akşamdan sonra gece teheccüd var. Bunlar var ya ekstra. O beş vakit namaz şeydir. O fazilet ve kemalat değildir onu kılmak. Borç. O borçtur. O vazifedir. O Allah'a yaklaştırmaz. O vazifedir. İnsan nafilelerle Allah'a yaklaşıyor diyor Peygamber Aleyhisselam. Tamam. O vazifen olmadığı halde Allah da çakıyor işte sana. 1'e 100. 30.000. He? Bunlar gülüyor. Güler tabii. Garant aşerimun beşereden Ömer. Ömer'in tuzu kuru. Aşerimun beşereden Ömer. Cennet. Allah Allah. Elhamdülillah. Cemil-i baki aynedir insan. Kemal-i sermediye delal mazardır insan. Rahmet-i ebediye muhtaç-ı müteşekkirdir insan. Madem cemal, kemal, rahmet bakidir, bakidirler ve sermedidirler. Elbette o Cemal-i Baki'nin aynı müştakı ve o Kemal-i Sermedi'nin delal-ı aşıkı ve o Rahmet-i Ebediye'nin muhtacı müteşekkiri olan insan baki kalmak için bir dar bekaya girecek ve o bakilere refakat için ebede gidecek ve o ebedi cemal ve o sermedi kemal ve daimi rahmete ebedül abadda refakat etmek gerektir, lazımdır. Çünkü ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Çünkü cemal kendini sevdiği için sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fena ise o muhabbeti adavete kalbeder, çevirir. Eğer insan ebede gidip baki kalmasa, fıtratındaki cemal-i sermediye karşı olan esaslı muhabbet yerine adavet bulunacaktır. 10. sözün haşiyesine beyan edildiği gibi bir zaman bir dünya güzeli bir aşıkın huzurundan çıkarıyor. O adamdaki aşk birden adavete dönüyor ve diyor ki ne kadar çirkindir diyerek kendine teselli vermek için cemalinden küsüyor. Cemalini inkar ediyor. Evet insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği veya tutamadığı şeylerin adavetkârane kusurlarını arar. Adeta düşmanlık etmek ister. Madem bütün kainatın şehadetiyle mahbub-u hakiki ve cemil-i mutlak bütün güzel esma-i hüsnasıyla kendini insana sevdiriyor ve insanların kendini sevmelerini istiyor. Elbette ve herhalde kendisinin hem mahbubu hem habibi olan insana fıtri bir adaveti verip derinden derine kendinden küstürmeyecek ve fıtraten en ziyade sevimli ve muhabbetli
ve prestij için yarattığı en müstesna mahluk olan insanın fıtratına bütün zıt olarak bir gizli ağ daveti insanın ruhuna vermeyecek. Çünkü insan sevdiği ve kıymetini takdir ettiği bir cemali mutlaktan ebedi ayrılmaktan gelen derin yarasını ancak ona davetle, ondan küsmekle ve onu inkar etmekle tedavi edebilir. İşte kafirin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Öyleyse herhalde o cemili ezeli kendisinin aynı müştaki olan insan ile ebedül abad yolunda seyahatinde beraber bulunmak için âlâ külli hal bir dar bekada bir hayat-ı bakiye insanı mazar edecek. Evet madem insan fıtraten bir cemal-i bakiye müştak ve muhip bir surette halk edilmiştir ve madem baki bir cemal zahir bir müştaka razı olamaz ve madem insan bilmediği veya yetişmediği veya tutamadığı bir maksuttan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için o maksudun kusurunu bulmakla belki gizli adavet etmekle kendini teskin eder ve madem bu kainat insan için halk edilmiş ve insan ise marifet ve muhabbet ilahi için yaratılmış ve madem bu kainatın halikı esmasıyla sermedidir ve madem esmalarının cilveleri daim ve baki ve ebedi olacaktır, elbette ve herhalde insan bir dar bekaya gidecek, bir hayat-ı bakiye mazar olacaktır. Ve insanın kıymetini ve vazifelerini ve kemalatını bildiren rehber-i azam ve insan ekmel olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam, insana dair beyan ettiğimiz bütün kemalatı ve vazifeleri en ekmel bir surette kendinde ve dininde göstermesiyle gösteriyor ki, nasıl kainat insan için yaratılmış ve kainatta maksat ve muntahap insandır, öyle de insandan dahi en büyük maksat ve en kıymetli muntahap ve en parlak aynayı ehad ve samet elbette Ahmed-i Muhammed'dir. Aleyhi ve ala alihi salatu ve selam. Bi'adade hasenat ümmeti, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferd, ya Hay, ya Kayyum, ya Hakimu, ya Adlu, ya Kuddus, neselüke bihakkil furkanikel hakim, bihurmeti habibikel ekrem, ve bihakki esmaikel husna, ve bihurmeti ismikel aldam, ifazna min şerril nefsi ve şeytan, ve min şerril cinni vel insan, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim wa akhir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Temas salavat.